Arkadaşlar herkese selamlar, sevgiler, iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 21 Kasım 2024 tarihlerimiz e, Tüpraş hissesiyle ile beraberiz. Tüpraş Türkiye Petrolleri Rafineri Alüminyum Şirketi. Bugün e, 144,9 kapanışını yaptı. Günlük bazda %2,91'lik bir artış vardı Tüpraş Hissesi'nde. Dün kırmızı mum yakmıştı Tüpraş Hissesi. Bugün ise yeşil mum yaktı dostlar. E, bu videomuz izleyen abone olan arkadaşlar bilirler ee, geçen 16 Kasım'da çizmiş olduğum analiz videosu ben şu tarihi e, bugüne alalım 21 Kasım alalım e, bu şekilde güncel analizler yapmaya çalışıyorum tüpraş hissesi ve diğer hisselerle alakalı olarak İlk defa videomu izleyen arkadaşlar abone olup destek olurlarsa sevinirim. Bugün tekrardan en son kaldığımız yerden böyle güncel bir tüpraş analizi yapalım sizlerle beraber dostlar. Yıllık Günlük grafiğimiz açık, bu sarı çizgimizden itibaren bir yıl boyunca yapmış olduğu hareket bu şekilde tüpraş sesinin. Burada dikkat ediyorsanız 138.5'li destekleri bulunuyor. Daha sonrasında bu rakamlara tekrardan gel geliyor. E, yıl içerisinde. Ama e, yıl içerisinde 204'lü rakamlara kadar güzel bir yükselişte yakalamış gördüğünüz gibi. Sonrasında yaşanan bir geri çekilme söz konusu olmuş. Şimdi biz e, geçen günkü grafikte kendimize bu şekilde düşen bir trend çizdik arkadaşlar. Altta da e, geçmişten gelen e, bir yıllık da gelen desteğimiz bulunuyordu 138,5 desteği. Sonrasında şöyle kendimize Tüpraş hissesindeki son zamanlardaki yükseliş hareketiyle alakalı bir yükselen trend çizgisi çizmiştik ve bu trend çizgisi 19 Kasım'da kırılmış arkadaşlar. Bakın aşağı yönlü kırılmış ve e, sonrasındaki 2 günlük kapanışlarda trend çizgisinin altında kapanışlar olmuş. Dolayısıyla kısa vadedeki burada bir yükseliş trendi e, kırılmış görüntü itibariyle. Kırmızı mumumuz var. Ardı ardına 3 e, gün bakın. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Hisse 149'lardan e, aşağılara yaklaşık olarak 140'lara kadar gelmiş. 9 TL veya da e, yakın hisse başına yakın bir fiyatta değer kaybı yaşanmış. Sonrasında bugünkü gelen %2,91'lik artışla 144,9 kapanışını yapmış tüpraş hissesi. Makro indikatör verisine baktığımızda dostlar henüz mavi çizgi aşağı doğru kafasını indirmiş turuncu ile birleşmek üzereyken tekrardan bakın bir dönüş görüntüsü oluşturmuş ve dönüş görüntüsü ile beraber yeşil barımız oluşmuş. Açık yeşiller yeşile dönüşmüş yukarı yönlü olarak. Yükseliş yönlü karşımıza çıkabilecek Fibonacci direnç seviyelerine şimdi hep gelin hep beraber bakalım. İlk seviyemiz arkadaşlar bu nokta, bu nokta önemli bir nokta. 152,5 noktası karşımıza çıkabilecek ilk Fibonacci direnç seviyesi. Dikkat ediyorsanız bu noktayı geçmişte destek olarak kullandığı bölge olarak e, burada görebiliriz. ikinci noktamız neresi? 163,6 seviyesi. Burası da ikinci Fibonacci direnç seviyemiz. Üçüncü direnç seviyemiz ise şurası arkadaşlar. Burası da 171,3 seviyesi. Bunlar bizim sıralı yükseliş yönlü Fibonacci direnç seviyelerimiz bu seviyelerle alakalı şurada e, güzel bir çizgi var mı e, Trend çizgisi böyle bir ok çizgisi var mı büyümeyen bir ok sizlere daha güzel göstermek istiyorum ancak varsa tabi yoksa bir şey yapamayız arkadaşlar siteyi ben e, geçen de söyledim ücretsiz kullanıyorum e, bilginiz olsun e, ok işareti şu oku kullansak nasıl olur? Fiyatlanmamız burada. Evet bu oku favorilerimizi ekleyelim. Bunu da kullanalım. Evet arkadaşlar ikinci seviyemiz burası. Hatta bunun rengini sarı da yapalım ki daha güzel gözüksün. Şöyle görünsün sarı. 4 punto yapalım. Evet şurayı da 4 punto yapalım. Bunlar bizim Fibonacci dirençlerimiz dostlar. Yukarı yönlü yükselişlerde. Peki desteklerimiz neler günlük grafikte? Desteklerimiz arkadaşlar şurası bakın. 138,5 önemli bir desteğimiz. Ben burayı zaten çizmiştim. Bir altında ise daha da aşağılarda 120,7 desteğimiz bulunuyor. Bilginiz olsun. Burası ilk destek. Burası ikinci destek noktası. Fibonacci destek seviyesi karşımıza çıkabilecek. E, aşağı yönlü düşüşlerde destek seviyemiz. Düşen yönlü trend çizgimizdeki görüntü aşağı yönlü. Bakalım bununla ilgili bir kırılım görüntüsü e, gelecek mi? Gelirse ne zaman gelecek? Bunların takibini yapacağız dostlar. Şimdi EMA verilerine bakalım. Üstel hareketli ortalama EMA verileri de önemli. E, şöyle EMA seviyelerimizi işaretleyelim. 20 günlükten başlayalım. 20 günlük EMA'mız da görünür olsun ki daha güzel yorum yapabilelim. Tamam diyelim. Şimdi dostlar, 20 günlük EMA'mıza baktığımda şöyle biraz daha büyüteyim sizlerin daha iyi görmesi için günlük grafikte 20 günlük EMA'mıza bakalım. 20 günlük EMA'mız 145,9 seviyesinde. Yani kapanışımızın bir, e, bir birim mi diyelim? Ya yani bir TL diyelim üstünde görüntü itibariyle e, EMA seviyesi EMA verileri kısa e, 20 günlük EMA'ları e, temsil ediyor burada. Vade olarak kısa vade. Fiyatlanma olarak EMA seviyesi halen hisse fiyatlarının üstündeki görünüşünü sürdürüyor dostlar. EMA seviyelerin hisse fiyatının altında olduğu dönemlerde bir yükseliş trendi söz konusu olmuşken geçmiş grafiklerde hisse fiyatının üstünde olduğu dönemlerde ise hissede bir düşüş trendi yaşanmış dostlar. Görüntü itibariyle geçmiş verilere göre 50 günlük e, EMA'mıza baktığımızda 150,4 seviyesinde 100 günlük EMA'mıza bakalım. 100 günlük EMA nerede? 100 günlük EMA 155,9 seviyesinde olurken 200 günlük EMA'mız e, 156,1 seviyesinde bulunuyor TÜPRAŞ hissesinin günlük grafiğinde. 4 saatlik verileri alalım. 4 saatlik verilerden önce şu günlük grafikteki şu çizimlerimizi temizleyelim. Kafamız karışmasın. Çünkü 4 saatlikteki fibonacci destek dirençlerimiz değişecek dostlar bilginiz olsun. Evet. Şimdi grafiğimizi 4 saatliğe alalım. Bu arada tekrardan MACD indikatör verisini at alalım. Burada MACD indikatör verisi sat sinyali dönüş görünüşüne hazırlanmış gibi bir hareketi söz konusu olmuş. Mavi çizgi yukarı doğru bir hareketlenmesi görüntü itibariyle mevcut. Son gelen yükselişlerle beraber e, bu dönüş görüntüsü oluşmuş. Yükseliş yönlü karşımıza 145,8 Fibonacci direnç seviyesi çıkabilir. 151,5, 155,5, 159,5 ve 164,5 bunlar bizim sıralı Fibonacci dirençlerimiz olurken desteklerimiz 138,5, 129,3 ve 124,4 oluyor dostlar. Saatlikte bu görüntü daha detaylı. Saatlikteki mum çubukları her saatte bir oluşan fiyatlanmayla alakalı. Yine yükseliş yönlü alım sinyali görüntüsü devam ediyor. 145,1 direncimiz bulunuyor. 146,6, 149,1, 151,6 ve 153,1 olarak Fibonacci dirençler bulunuyor. Desteklerimiz 143,8, 142,5, 140,8 ve 138,5 olarak görünüyor dostlar. Analizlerimiz devam edecek. Tüpraş hissesiyle alakalı olarak. Neden? Çünkü izlenimler geliyor. Aboneler geliyor. Ben de paylaşımlarımı sürekli yapmaya çalışacağım. Herkese güzel kazançlar diliyorum dostlar. Umarım yatırımlarınız çok güzel noktalara gelir. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.